8 Ağustos Salı Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz yazısı Hocalar ekrandaysa mizan buradadır. Gilles Deluz, sinema 1, hareket İmgi adlı kitabında şey ve şeyin algılanımı hakkında şunları söyler: şey ve şeyin algılanımı bir ve aynı şeydir, bir ve aynı imgedir, ama iki farklı referans sisteminden biri ya da diğeriyle ilişkilidir. şey kendinde olduğu haliyle bir bütün olarak etkilerine maruz kaldığı ve dolaysız olarak tepkide bulunduğu tüm diğer imgelerle ilişkili olduğu haliyle imgedir. Oysa şeyin algılanımı onu çerçeveleyen ve ondan yalnızca kısmi bir etkiyi tutup ona yalnızca doğrudan tepki veren başka bir özel imge ile ilişkili aynı imgedir. Bu şekilde tanımlanmış algılanımda asla şeyde olduğundan başkası ya da daha fazlası yoktur. Tam tersine daha azı vardır. Şeyi algılarız ama ondan bizi ihtiyaçlarımız bakımından ilgilendirmeyenleri çıkararak ihtiyaçtan ya da çıkardan anlaşılması gereken alımlayıcı yüzümüz uyarınca şeye ait bizde kalan çizgiler ve noktalarla verebildiğimiz gecikmiş tepkiler uyarınca seçtiğimiz etkilerdir. Bu özelliğin ilk maddesel an Tanrı'nı tanımlamanın bir yoludur. Çıkarmaya dayalıdır, şeyden kendisini ilgilendirmeyeni çıkarır. Ama öbür taraftan o halde şeyin kendisi kendini kendinde bir algılanım ve tam, dolaysız, yayılmış bir algılanım olarak sunmak zorundadır. Biraz açacak olursak, göz bakmaya durduğunda tümel olanı görür, bakmaya açıldığında en az uzaktakine, ufka bir anda ulaşabilen gözün gördüğü görüşüne girebilen her şeydir. Tek ya da birkaç şeyin görülmesi ise tikel görmeyle mümkün olur. Şöyle ki bir sokak baktığımda perspektif çizgilerinin kesiştiği son noktayı görürüm. Oradan diyelim ki sarı renkli bir apartmanı, onun dördüncü katını, onun sağındaki daireyi ve onun balkonunu görmek istiyorsam öncelikle perspektiften başlayarak bir dizi eksiltmeye başvururum. Bu eksiltmeler sürecinde vaktin, ışığın, gölgenin, mevzilenişimin, tahayyül düzeyimin, duyularımın, duygularımın ve düşüncelerimin algım üzerindeki etkisini de ilgilendiğim şeyle sınırlarım ve o şeyin kendisini görmeye mahsus eksiltilmiş bir muhteşemlik muhteva doldururum. Tıpkı fotoğraf çekerken bir kadrajın içini doldurur ya da o şeyin kadrajın kendisi haline getirir gibi. Alıntı ile ilgili bu açmanın yeterli geleceğini sanıyorum. Çünkü onu uzatırsam dilim tamamen denemeye kayacak ve söz konusu alıntıya bağlı olarak asıl ele almak istediğim husus ötelenmiş olacak. O husus şudur. Retinal, optik görüşün şey ve şeyin algılanımı ile ilgisinden hareketle son zamanlarda televizyon ekranlarında izlediğimiz hoca kapıştırmalarına mahsus algımızın tabi olduğu seyir ve oluşuma değinmek istiyorum. Öncelikle bu seyir nazar anlamındaki seyretmeye değil, onun eş anlamlısı olarak kullandığımız izlemeye tekabül eder. Dolayısıyla bu izlemenin sal izleme olmak bakımından bir boks maçını izlemekten bir farkı bulunmadığı gibi bilakis iyi kapıştırma vadine bağlı olarak da onunla bizzat eşitlenir. Ekranda bir şey olarak bir şeyliği, dini, mezhebi, cemaati temsil eden hocaların o şeylik adına nesnelleşmeleri kaçınılmaz olacağından görünmektedir görünürlükleri de buna bağlı olarak izleyen tarafından seçilen unsurlarıyla kendi algısına dahil olacaktır. Örneğin rakibi konuşurken diğerinin ona tahfif edici tebessümlerle bakması gibi. Bu tahfif hareketi aynı zamanda izleyeni bir sonraki verilecek karşılığın sertlik derecesini merak etmeye iteceğinden, programdaki her sonranın beklenişi boks maçındaki yeni roundların beklenme heyecanına dönüşecektir. Burada hocaların programı harekete ve bundan doğan algıya değil, asıl konuşma yoluyla oluşacak algıya tabi değil. Değil midir diye sorabilirsiniz. Ancak bu konumuzun mevcut mahiyetini ve akışını değiştirmez. Bilakis teyit eder. Şundan ki ekrandaki bir görüntünün gerçekliği ekrandan gelen bir sözün gerçekliğinden daha yüksektir. Çünkü görüntü en azından oradadır ve o haliyle vardır ancak. Söz, söylenen olabildiği kadar, söyletilen de olabileceği için gerçekliği daha problemlidir. İkincisi, görmedeki seçme daha basitken, konuşmadaki seçme karmaşıktır. Hele hele ele alınan konunun uzmanı olmayan izleyiciler için ki çoğunluğu temsil ederler bu karmaşıklık ağır bir yük oluşturacağından algılama çabasıyla onun yapacağı seçme daha azı değil azdan daha fazlası şeklinde olacaktır. Nedeni ise malumdur. Kulak her sesi duyar, tümel ancak kişi işitmek istediğini seçer. Tikel ki o da onu neredeyse eksiltmeye değil, işitmek istediği şeyin dışındaki her şeye kapanmaya iter. İzleyici ile konuşmacı arasında dananın kuyruğunun koptuğu yerde tam burasıdır. Belirttiğimiz şekliyle seçme, seçme olmaktan çıkıp cımbızlamaya dönüşür ve iki saatlik bir hocalar kapıştırılmasından algımıza takılan deve sidi içmekle yetimliğin sünnet olup olmadığı tartışmasından ibaret kalır. Bu durumda televizyonda dini konuşmanın faydadan çok zarara neden olacağını bilmek için arif olmak gerekmez. Çünkü hocalar ekrandaysa mizan buradadır.